Şimdi Bobet'te, şimdi şu tarafta şeyi görüyoruz. Emekli fonu, şu turuncu olan yatırım fonu şurası da. Bobet'te ne olmuş? Son dönem bu kırmızı olan Citibank takası. 2 milyon notlardan Citibank takası 10 milyon notlara çıkmış. Nereden itibaren? İşte Ağustos'tan itibaren. Hatta evet 17 Ağustos'tan itibaren. Burada Citibank takası emeklilik fonlarının sattığını, yatırım fonlarının sattığını Citibank karşılamış gözüküyor. Ama şöyle bir durum da var Bobet'te. Burada daha fazla geçmişe gidemiyoruz. Şimdi neresi bu? 14 Nisan. Şimdi 14 Nisan'a gidersek Bobet'te. Evet, şuradan itibaren. Yani fiyat 19'lardayken. 19'lardan bu yukarı harekette hisse para girişiyle gitti. Yani benim en sevdiğim. Yani burada herkes maliyetlenmiş vaziyette. Altı boş değil yani hareketin. Buralarda başladı işte 15, 14, 16 neyse maliyetler. Ekim'de işte 50'li fiyatları görene kadar belli bir maliyetle gitti. Para girişi vardı. Sonrasında artık burada yavaş yavaş para çıkışı başladı. Yani şu bölgede burada para sokanlar yaklaşık ne kadar? 40 buradan desek, 85 buradan desek, 125 milyon TL ilk 5 kurum bazında bir para girişiyle buralara kadar gelmiş. Sonrasında kısa sürede buradan şuraya giderken, yani nedir o? 37'lerden 50'ye giderken bu malı burada erittiler. Para çıkışı oldu hızlı bir şekilde. Hatta onun da altına geldi. Yani ne kadar? 45 buradan, 84 buradan. Yani yine bir 120-130 milyon lira para çıkışı oldu. Ve artık şey kalmadı burada. Yani pozisyon, yani şu hareketi yapan burada malı eritti. O yüzden şu an hani desteksiz. Yani destekle çıktı yukarıya. Ama para çıkışı olduğu için artık yani tahtanın arkasında duracak olan yok gibi şu an. O yüzden burada bu tür yani tahtalara dikkatli olmak lazım. 50 günlük ortalaması 38,89. Yani şu son 5-6 iş gününde yani kırmış, tekrar üstüne çıkmış. Daha net bir kapanış yok. Ama dikkatli olmak lazım. Bugün yine 50 günlük ortalamanın altında kapatmış. Eğer bu 38,89 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar artmaya başlarsa aşağıda 100 günlük ortalama 33'lerden geçiyor. 33-77'den geçiyor. Oraya doğru bir sarkma olabilir. Altında da 200 günlük ortalama var. O da 26'lardan geçiyor. Ama ilginç olan şu. Burada artık bir mal değişimi olmuş. Yani emeklilik fonlarından, yatırım fonlarından biraz şeye gitmeye başlamış. Yabancıya gitmeye başlamış. Citibank takası artmaya başlamış. Şuradan da net olarak görüyoruz işte 10 milyon notlarda %8,92 ile Citibank yabancı ikinci sıraya gelmiş. Bilmiyorum yani yabancı da taşıyabilir mi, taşıyamaz mı, ne olur? Çünkü hani o kurumsal taraf biraz kaybolmuş burada. Emeklilik fonları, yatırım fonları senedin uzun süredir arkasındaymış. Artık çıkmaya başlamışlar. Yani 33 milyon notlardan 8 milyon nota. 21 milyon notlardan 7 milyon nota az bir rakam değil. Zaten şu Citibank'ın şu artışta olmasa iyice dikkatli olmak lazım. Burada yani soran izleyicimiz eğer elinde varsa yarın dikkatli olsun. İşte 50 günlük ortalamanın üstüne atamazsa eğer bu yavaş yavaş 100 günlük ortalamaya doğru geri çekilebilir. Hatta orayı kırarsa da 200 günlük ortalama var. Zaten uzun süredir bu da İşte ne zaman halk arz olmuş? Haziran 2021'de işte 3.70'li fiyatlardan 50 fiyatlara doğru gitmiş. Uzun süredir de 100 günlük ortalamayı kırmamış. Yani nereden itibaren bakalım? Mayıs 2022'den beri 100 günlük ortalamanın altına hiç gelmemiş. O Bu tabii da aslında. önemli bir not yani. 100 günlük ortalama burada 33.77 önemli.